Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the day. Merhabalar. Ben Kerim Koçak. 2021'de ülkemizde satışa sunulacak elektrikli araçları sizlerle paylaşacağım. İlk modelimizle başlayalım. Evet, ilk modelimiz Mini Cooper SE. Mini, 2019 Cooper'ın elektrikli versiyonu SE'yi tanıttı. 3 kapılı gövdeyle tanıtılan Cooper SE, aslında doğrudan halefi gelmeyeceği duyurulan BMW i3, i3S çiftiyle kuzen. 32.6 kW bataryadan beslenen Cooper SE, kaputu altında entegre elektrik motoru ve aktarma mekanizması içeriyor. 12 modülden oluşan lityum iyon batarya ise tabana T şeklinde yerleştirilmiş. Bu sayede Cooper SE 184 beygir güç, 270 Nm tork üretebiliyor. 60 km hıza 3.9 saniyede ulaşabilen elektrikli Cooper, 100 km'ye ise 7.3 saniyede erişiyor. Maksimum hız ise bir EV için hiç fena değil, 150 km/s. WLTP'ye göre 235 ile 270 km arasında değişen menzil sunan Cooper SE, Mini'nin Oxford'daki tesisinde üretilecek. Ancak altyapı parçaları BMW'nin Dingolfing'deki merkezinde temin ediliyor. İçten yanmalı motora göre daha hafif olan elektrikli ünite sayesinde yeni Cooper SE diğer kardeşleri gibi çevik ve iyi yol tutan bir makine olacak. Ön ve arka koltuk arasına yerleştirilen batarya ise dengeyi arttırmış. Mini elektrikli sistemin kaza durumunda alev almasını ya da hasar görmesini önlemek adına bataryayı rigid bir plaka ile kaplarken motoru da güçlendirilmiş tampon sistemi ile destekleniyor. Bu ekstralara rağmen Cooper SE'nin ağırlığı 3 kapılı Cooper S'in Steptronic şanzımana sahip versiyonundan sadece 145 kg daha fazla. Yani 1365 kg. Batarya yerleşimi sayesinde bagaj hacmi de standart model ile aynı tutulmuş. 211 litrelik alanın içten yanmalı modelden tek farkı, bataryalara gerekli yerden yüksekliğin sağlanması adına yükleme eşiğinin 18 mm yukarı taşınması. Mini Cooper SE'ye özel süspansiyon tasarımıyla yol tutuş konusunda ciddi gelişmeler kaydetmiş. Önde tek bağlantılı, arkada çoklu bağlantılı düzen kullanan Cooper SE, standart modele göre 30 mm daha alçak olan ağırlık merkezi ve daha iyi ağırlık dağılımı sayesinde oldukça atak bir karakter sergileyecek. Cooper SE'de 4 farklı sürüş modu sunuluyor. Mid, Green, Green Plus ve Sport. Gösterge panelinin sağına yerleştirilen düğme vasıtasıyla ayarlanan modlar arasında Green Plus klima, koltuk ısıtma gibi fonksiyonları sınırlıyor. Gazdan ayağın çekilmesiyle rejenerasyonu başlatan Cooper SE bu sayede tek pedalla kullanımı şehir içinde mümkün kılıyor. Öte yandan diğer koşullarda kinetik enerji geri dönüşüm miktarını sürücü fren pedalı üzerinden kendisi ayarlayabiliyor ki bu BMW grup bünyesinde bir ilk. Araç çalıştırıldığında rejenerasyon en üst seviyede devreye giriyor. Dış tasarıma baktığımızda modele özel ön ızgara ve jantlar dikkat çekiyor. Ayrıca şarj girişinin de depo kapağı yerine konulduğunu görüyoruz. Elektrikli modelde konseptten hatırladığımız sarı yeşil tonu yan ayna kapaklarında ve ızgarada kendini gösteriyor. Elektrikli versiyona özel bir kabin tasarlayan Mini, Cooper SE'de Small, Medium, Large ve X-Large donanım paketleri sunacak. Mini Cooper SE'nin fiyatı Almanya'da 32.500 Euro'dan başlıyor. Evet, bir diğer modelimiz yenilenen Renault Zoe. Renault'un elektrikli aracı Zoe 2012 yılından beri hayatımızda. 2016 yılında büyük bir güncelleme geçiren ufak şehir aracı şimdilerde 3. nesline merhaba demeye hazırlanıyor. İlk bakışta telefine benzer dış tasarımı ile dikkat çeken Zoe aslında derisinin altında büyük değişiklikler yaşamış durumda. Öyle ki bu yenilikler kendisini segment liderleri Peugeot E208 ve Opel Corsa E ile rakip olacak konuma taşıyacak. Zoe'nin en büyük yeniliği ise birkaç sene önce tanıştığımız
41 kilowatt saatlik bataryanın yerini çok daha büyük bir üniteye bırakacak olması. Zoe Z50 adı verilen bu 50 kilowatt saatlik ünite elektrikli şehir aracının menzilini 390 kilometreye çıkaracak. Bu menzil verisinin oldukça güvenilir olan WLTP testlerinin sonucuna göre açıklandığını da belirtelim. Yani yeni Zoe'nin menzili %20 oranında artmış durumda. Bu yeni ve büyük bataryayı şarj etmek için yapmanız gereken tek şey öndeki Renault logosunu kaldırmak olacak. Buraya iki tip şarj girişi yerleştiren Renault, yeni Zoe'nin 50 kW'a kadar olan DC şarjını kullanabilmesini de sağlayacak. 7 kW'lık standart bir şarj ünitesi ile 9 saat 25 dakika içerisinde tam şarja ulaşan Zoe, 8 saat içerisinde %80 seviyesini aşmış oluyor. Zoe, yol kenarındaki 22 kW'lık şarj istasyonlarında 1 saat geçirmesinin ardından sürücüsüne 126 kilometrelik bir menzil sunabiliyor. Bu kadar zamanım yok diye düşünen ve 50 kW'lık DC şarjı kullanan sürücüler ise sadece yarım saatte 145 kilometrelik menzile kavuşabiliyor. 2019 model Renault Zoe'nin çıkış gücü de yükselmiş durumda. Elektrik motoru artık 245 Nm tork çıkışı üretebiliyor. Araç bu sayede 0-100 km hızlanmasını 10 saniyenin altında tamamlıyor. Zoe'nin azami hızı ise 140 km/s olarak belirlenmiş. Zoe 80-121 km/s hızlanma sürecini sadece 7.7 saniyede tamamlayarak giriş modelinden 2.2 saniye daha hızlı olduğunu da kanıtlıyor. 110 beygir gücü ve 220 Nm tork üreten giriş paketi satışa sunulmaya devam edecek. İki model de artık B modu adı verilen geri kazanımlı fren sistemini kullanacak. Bu sistem sayesinde araç çok daha hızlı yavaşlayarak daha fazla enerji üretimine olanak sağlayacak. Tasarımında ufak değişiklikler yaşayan Zoe, selefinin görünümünü pekiştirerek farklı bir seviyeye taşımış. Yenilenen kaput, geniş ön tampon ve krom parçalı ızgara gibi detaylar, LED sis ışıkları ve LED ön far gibi donanımlar ile tamamlanmış. Arka kısmı domine eden LED arka far takımı da yeni bir grafiğe kavuşmuş. Yan aynalardaki LED sinyal ışığı dikkat çekerken 15-17 inç büyüklüğe kadar satın alınabilen alaşım jantlar aracın şık görüntüsünü geliştiriyor. Zoe, bütçenin metalik boya seçeneğine de kavuşmaya hazırlanıyor. Quartz White, Flame Red, Celadon Blue. Önemli değişiklikler yaşayan kabin ise çok daha yumuşak plastiklere ve yeni 10 inçli dijital gösterge paneline kavuşmuş. Ön konsolda Clio'da da gördüğümüz 9.3 inçlik bilgi eğlence sistemine merhaba diyen Zoe, LED ambiyans ışıkları ile de araç içerisinde çok daha konforlu dakikalar vaat ediyor. Elektronik park freni sayesinde orta bölümü de boşaltan Renault mühendisleri burayı da 2 adet bardak tutacağı ve bir kablosuz şarj tablası ile süslemiş. Renault'un 3. nesil Zoe modeli bu sonbaharda Avrupa'da satışa sunulacak. Bloodshot red, damn I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror. Evet, bir sonraki modelimiz Makyajlı i3, benim de bizzat test etme şansını bulduğum, çok beğendiğim bir otomobil. 2014 yılından beri popülerliğini korumayı başaran BMW i3, elektrikli mobilite alanında yenilikleriyle dikkat çekiyor. i3,
Yeni nesil yüksek voltajlı piller sayesinde pil hücre kapasitesini 120 amper saate yükselterek günlük kullanımda ortalama 260 kilometrelik menzil performansı sunarken bu değer kullanıma bağlı olarak 335 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Her biri 12 lityum iyon depolama hücresine sahip ve 8 modülden oluşan bataryasıyla BMW i3 bir önceki nesline göre sürücülere %30'luk bir menzil artışı sunuyor. BMW'nin 8 yıl ve maksimum 100 bin kilometre batarya garantisi verdiği BMW i3 modüler tasarımı sayesinde Borusan otomobil yetkili servislerinde kolaylıkla onarım ya da batarya değişimi yapılabilmesine olanak sağlıyor. BMW'nin elektrikli sürüş karakterini ortaya koyan e-drive teknolojisiyle birlikte gelen BMW i3 170 beygir güç sunan elektrikli motoruyla 0'dan 100 km hıza 7.3 saniyede ulaşıyor. Kalkıştan itibaren kesintisiz bir güç sunan BMW e-drive teknolojisi sessiz sürüş performansıyla konforu maksimum seviyeye taşırken emisyonsuz olmasıyla da daha çevreci bir sürüşe imkan sağlıyor. Ayrıca hızlı şarj istasyonundan yapılan şarj işlemiyle yaklaşık 40 dakikada %80 doluluk seviyesine gelebilen araç kısa şarj süresiyle birlikte şehir içi kullanımı kolaylaştırıyor. Charge Now kartıyla birlikte e-Charge'ın sunduğu ortak şarj hizmetlerinden yararlanabilen BMW i3 sahipleri ilave olarak 100 TL'lik bedelsiz kullanım hakkına da erişebiliyorlar. Ayrıca bütün BMW i sahipleri için geçerli olan ve şarj süresini önemli ölçüde azaltan BMW i-Wallbox kullanıcıların talep ettiği lokasyona ücretsiz olarak kurulmaya devam ediyor. Standart şarj kablosuyla beraber ortak şarj istasyonlarından faydalanma imkanı sağlayan mavi şarj kablosu ise BMW i3 sahibi olan BMW tutkunlarına hediye olarak sunulmaya devam ediyor. Yollarla buluşan BMW i3 407.800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Evet, bir sonraki modelimiz elektrikli araçlar etkinliğinde benim de yakından inceleme fırsatı buldum. Fakat yoğunluktan dolayı test edemediğim bir araç Jaguar I-Pace. 2018 yılında tanıtılan ve geçtiğimiz yıl yılın otomobili ödüllerini toplayan elektrikli SUV yeniden sahnede. 2021 Jaguar I-Pace güncellenen teknolojileriyle tanıtıldı. 2021 Jaguar I-Pace TV Pro adı verilen yeni bilgi eğlence sistemiyle dikkat çekiyor. Tıpkı bir akıllı telefon gibi pratik bir kullanım sunduğu belirtilen sistem konsolun merkezine gömülü 10 inç dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor. Onun hemen altındaysa klima ayarlarının görüntülendiği 5 inçlik küçük bir ekran daha bulunuyor. Sürücünün önünde ise 12.3 inç boyutunda dijital gösterge paneli mevcut. 2021 Jaguar I-Pace'in bilgi eğlence sistemi güçlü işlemcisi sayesinde artık daha hızlı açılıyor ve entegre yedek batarya ile destekleniyor. Şirket tüm sistemin sürücü koltuğa oturur oturmaz kullanılabilir hale geldiğini ve navigasyonun sadece birkaç saniyede yüklenebildiğini iddia ediyor. Bataryanın doluluk oranına göre en uygun şarj istasyonunun yerini gösteren sistem, uzun yolculuklarda varılacak noktaya ulaşıldığında bataryanın ne kadar dolu olacağını da tahmini olarak gösterebiliyor. Android Auto ve Apple CarPlay desteğinin standart olduğu sisteme Bluetooth teknolojisiyle iki cihaz aynı anda bağlanabiliyor. eSIM teknolojisi, opsiyonel olarak sunulan kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve PM2.5 filtre kullanarak kabin içerisindeki havayı zararlı maddelerden ve kötü kokulardan arındıran filtreleme sistemi de 2021 Jaguar I-Pace'in özellikleri arasında. 360 derece kamera sisteminin
Standart olarak yer verildiği 2021 Jaguar I-Pace'te arka bölümdeki geniş açılı kameradan aldığı görüntüyü yansıtan dijital dikiz aynası da yer alıyor. Opsiyonel olarak sunulan ses sistemine de 2 yeni hoparlör eklenerek toplam hoparlör sayısı 16'ya çıkarılmış. Bunun yanı sıra elektrikli SUV'nin tüm donanım seviyelerinde tercih edilebilecek Black Pack opsiyonuyla gövdeye gri ve satin krom detaylar ekleniyor. Ayrıca Caldera Red, Portofino Blue ve Eiger Grey gibi isimli yeni gövde renkleri ve yeni jant seçenekleri söz konusu. 2021 Jaguar I-Pace modellerinde 11 kW dahili şarj cihazı standart olarak geliyor. Bu sayede 11 kW wallbox ile 1 saatte WLTP'ye göre 53 km menzil elde ediliyor ve bataryanın tam doluma ulaşması yaklaşık 9 saat sürüyor. Karşılaştırmak gerekirse 7 kW wallbox söz konusu olduğunda bataryanın dolu süresi yaklaşık 13 saate çıkıyor. 100 kW hızlı şarj istasyonunda ise sadece 15 dakikada 125 km menzil elde etmek mümkün. Elektrikli Jaguar I-Pace ön ve arka akslarında bulunan İki elektrik motoru sayesinde 400 beygir ve 696 Nm torka sahip. 90 kW'lık batarya paketi elektrikli SUV'nin 470 km'ye kadar sürüş menzili sunmasını sağlıyor. Ülkemizde de satılan Jaguar I-Pace'in şu anki başlangıç fiyatı 727.552 TL. Yeni teknolojilere sahip 2021 Jaguar I-Pace'in fiyatı ise henüz belli değil. Evet, son modelimiz Smart EQ 42. Mercedes-Benz ve Swatch ortaklığıyla kurulan Smart, 1994 yılından beri ürettiği küçük otomobillerle dikkat çeken bir marka. Şu anda 42 ve 44 isimli iki modeli bulunan firmanın bu modelleri Renault Twingo temelleri üzerine geliştirilmiş ve Fransa'da üretiliyor. Şehir içi ulaşımında sağladığı kolaylık sayesinde tercih edilen minik Smart modellerinin en küçüğü olan 42 farklı motorlarla alınabiliyor. Dizel seçeneği sunulmayan otomobilin atmosferik emişli ve turbo beslemeli benzinli motor seçeneklerine de bir elektrikli motor eşlik ediyor. Teknik olarak bakarsak doğrudan bir rakibinin olmadığı söylenebilecek EQ42'nun rekabeti aile içerisinde. Benzinli seçeneğinden yaklaşık %50 daha pahalı olan model, elektrikli araçlar arasında ucuz olsa da Smart modelleri arasında çok makul değilmiş gibi görünüyor.